Merhabalar, bugün sizlere çok nefis, her yeri ıslak olan ama tadı nefis olan hafif, ıslak bir kek tarifi vermek istiyorum. Bu kek garanti tutan bir tariftir arkadaşlar. Mutlaka hemen 5 dakikada yapabileceğiniz, hatta yarım saat, 1 saat sonra hemen tüketmeye hazır olan bir pastamız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kekimiz için gerekli malzemeler 4 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı şekersiz kakaoya ihtiyacımız var. Daha sonra kekimiz piştikten sonra üzerine soğuk süt dökeceğiz. Kekimiz soğuduktan sonra. Ve üzerine çikolatalı sosu için 1 paket sıvı krema kullanacağım. 1 çay bardağı süt ve 200 gram bitter çikolata. Ama siz yarı yarıya sütlü de yapabilirsiniz. Veya tamamen sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ve şu şekilde büyük boy bir borcam kullanacağım. Borcamımı hazırlamakla başlıyorum ki yaptıktan sonra direktmen fırına atabilirim. Alt tabanına biraz sıvı yağ döküyorum ve fırçayla her yerini yağlıyorum. Kenarları dahi. Un serpmeyeceğim, gerek yok. Sıvı yağ yeterli borcamlar için. Fırınımı da 180 dereceye ısıttım. Isıtılmış fırına vereceğiz kekimizi. Borcamım da hazır. Keki yapmaya başlayabiliriz artık. Şimdi çırpma kabıma ilk olarak yumurtalarımı ekliyorum. Toz şekeri. 2 paket vanilyayı da ekliyorum. Ve şimdi bunları köpürene kadar, rengi açılana kadar, böyle iyice de kabarana kadar çırpacağım. Yaklaşık en az 4-5 dakika. Bu şekilde çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi artık sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yani 1 çay bardağı sütümü ve 1 çay bardağı sıvı yağımı. Ve bu esnada artık 3 yemek kaşığı olan kakaoyu ekliyorum. 1 su bardağı unumu ve 1 paket olan kabartma tozumu. Ve hepsi birbiriyle karışana kadar çırpacağım ama çok fazla değil. Yani homojen bir kıvam aldım, bırakabiliriz. Yeterli. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir kıvamı var. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız tam kıvamında çok nefis bir ıslak kekiniz olmuş olur. Kek harcımı artık borcama dökebilirim. Şöyle birkaç kez masama vuruyorum ki üzerindeki kabarcıklar çıksın, düz bir şekilde kabararak pişsin diye. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve yaklaşık 25-30 dakikada pişecektir. Bu sizin borcamınıza ve fırınınıza göre değişebilir. Kontrollü pişirmekte fayda var. Her zamanki gibi pişme testi uygulayacağız ve bir kürdanla veya bir bıçakla batıracağız. Eğer temiz çıkarsa pişmiş demektir. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Kekimiz pişmiş mi diye bakıyoruz 25 dakikanın sonunda. Ve temiz çıktı. Gördüğünüz gibi tertemiz. Pişmiş. Artık fırından alabilirim. Kekim soğurken ben de çikolatalı sosunu hazırlayacağım. Kremamı ilk olarak ısıtacağım ama kaynatmayacağım arkadaşlar. Sadece ısıtıyoruz. Kremam ısındı ama kaynatmadım arkadaşlar. Dediğim gibi sadece ısıttım. Şimdi 200 gram olan bitter çikolatamı ekliyorum içerisine. Ve içerisinde böyle karıştırarak erimesini sağlayacağım. 1 çay bardağı sütümü daha sonra ekleyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi birazdan görürsünüz yani. Koyu kıvamlı oluyor. O yüzden sütle açacağım ben biraz kıvamını. Ama eğer siz sütlü çikolatayla yaparsanız bu işlemi belki de süte ihtiyacınız olmaz ayrıyetten. Kıvamını kendiniz ayarlamanız lazım aslında sosun. Çünkü koyu olursa kekimiz iyi çekmez içerisine yani. O yüzden akışkan olması önemli. Çikolatam çok güzel eridi içerisinde gördüğünüz gibi.
Ama bu kıvamı koyu bir kıvam dediğim gibi. Şimdi azar azar sütümü ilave edeceğim ben içerisine. Birden dökmeyin çünkü yedirmesi zor olabilir. Yavaş yavaş karıştırarak. Çikolatalı sosumuz hazır. Şimdi kekimizle ilgilenelim. Şöyle bir kürdan veya çöp şişle şu kavun kısmıyla her yerine delikler açacağım. Kekimin ilk sıcaklığı gitti arkadaşlar. Tamamen soğumasını beklemiyoruz ama ilk sıcaklığı da gitmiş olması lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra bir bardak olan soğuk sütümü yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bu ilk ıslatma işlemimiz. Yerken pamuk gibi bir dokusu olmuş oluyor. Yani aşırı yumuşak. Tam kıvamında ıslaklık olmuş oluyor. Ve kesinlikle hiçbir yeri kuru kalmıyor arkadaşlar. Bu esnadan sonra fazla beklememize gerek yok. Zaten sütü hemen çekti kekimiz gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosunu her yerine döküyoruz. Artık sosun çekmesini bekliyorum. Yaklaşık 1 saat kadar yeterli oda ısısında. Ama isterseniz siz akşamdan bile hazırlayabilirsiniz. Pastamız çok güzel dinlendi. Sosunu çok güzel bir şekilde çekti. Şimdi dilimleyip servis edebiliriz. İnanılmaz yumuşak bir dokusu var arkadaşlar. Tam kıvamında ıslak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Eğer isterseniz ayrıyetten üzerine krem şanti sürebilirsiniz. İçinin ıslaklığını göstermek istiyorum sizlere. Ben üzerine servis ederken hazır krem şanti sıkacağım ama siz isterseniz dondurmayla da servis edebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Yumuşacık dokusuyla. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden yine birisi. Gerçekten pişman olmazsınız yani. Özellikle yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Bana hak vereceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Böylelikle her yüklediğim tariften haberiniz olmuş olur. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.